Bugün sizlere sıvı yağ ile yapmış olduğum katı yağ kullanmadan, yumurta kullanmadan, kabartma tozu, vanilya kullanmadan harika bir kurabiye tarifim var. Öncelikle yoğurma kabına 1 su bardağı sıvı yağ ekleyelim. 1 su bardağından 1 parmak eksikte pudra şeker ekledim. 1 yemek kaşığı da tahin ekleyelim. Bu tarifimizde unun miktarını tahinin kıvamı belirleyecek. O yüzden ununu mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyelim. İlk önce bu 3 malzememizi yoğurma kabına ekledikten sonra karıştıralım. 3 malzememizi çırpa çırpa kıvamını açtım. Bir yemek kaşığı kavrulmuş susam ekleyelim. Bir yemek kaşığı da haşhaş ekleyelim. Kontrollü bir şekilde ununu ekleyelim ve yumuşak bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Bu tarifimizde kurabiyenin fırında dağılmaması için un miktarını güzel ayarlamamız gerekiyor. Nasıl ayarlayacağını sizlere net bir şekilde göstermeye çalışayım. Hamurumuz çok yumuşak olmalı. Temiz elinizle kıvamını daha net anlarsınız. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yumuşak olmalı. Kurabiyemizin kıvamı hem yumuşak oluyor hem avuç ortasında yuvarladığınız zaman güzel şekil alabiliyor. Gerçekten güzel bir hamur oluyor. Bunu püf noktası olarak alın. Yani temiz elinizle kıvamını daha net anlarsınız. O yüzden de bir parça kopararak temiz elinizle kıvamına bakın. Hamurumun tamamını ceviz büyüklüğünde yuvarladım. Şekil verirken de ben fritözün telini kullandım. Fritöz teli olmayanlar rendenin üzerinde de şekil verebilirler. Şekil çok şart değil. Yuvarlayıp direkt tepsiye de ekleyebilirsiniz. Ben bazen yuvarladıktan sonra tepsiye ekliyorum. Bu çırpıcı telimizle de üzerine böyle bastırarak şekil verdiğim de oluyor. Yani tamamıyla sizin hayal gücünüze bağlı. Tamamını şeklini verdikten sonra da 175 derecelik fırınıma veriyorum. Yaklaşık 15 dakikada hafif rengini değiştirdikten sonra çıkartabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kabartma tozu kullanmadık. Ununu da güzel ayarladığımız için formunu kesinlikle bozmuyor. Tepside de soğutalım. Lezzet olarak un kurabiyesi kıvamında gerçekten böyle ağzınızda eriyor gidiyor. Yedikçe yiyesiniz geliyor. Kesinlikle de tavsiye ediyorum. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakalım. Kısa dosya destek amaçlı yorum istiyorum. Sayfamı hala takip değilseniz takip ederseniz sevinirim. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.